Allah çiftçi araya gitmeden önce evet. şu yorumunu aktardı. Evet orada bir enerji yatağı vesaire var. Fakat öyle düşünüldüğü gibi çok çok büyük bir kaynak değil bu. Orada başka hesaplar var. Küresel ticaret hesaplar anı, da var. Onu, yani enerji ben, var ama enerji var ama başka evet. hesaplar da var. Onun daha evet. üstünde başka hesaplar var evet. dedi. Orası bir e, küresel ticaret geçiş yolu. Amerika Birleşik Devletleri gücünü ve denizlerdeki hakimiyetini korumak istiyor. Herkes Fransa işte Afrikadaki e, ...hakimiyetini kaybetmek istemiyor... ...o onun için hayat memat meselesi... ...herkesin bir hesabı var dedi... ...buna itiraz ettiğiniz bir nokta var zannediyorum... Evet, şöyle. ...yani orada çok az enerji olduğunu söyledi... ...Sayın Abdullah Bey... ...halbuki 8 Nisan 2010 tarihinde... ...Amerika Birleşik Devletleri'ndeki... ...United States Geological Survey... ...yani buna... ...Jeolojik Araştırmalar Merkezi... ...Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından... ...bir rapor yayınlandı ve bu raporda... Doğu Akdeniz'de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatağı bulunduğu açıklandı. 2010 yılındaki tüketimler dikkate alındığında ise bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 570 yıllık enerji giderini karşılayan, tüm Avrupa'nın da 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayan bir miktar. Yani burada... Hatırlayın Emi geldi, Total geldi. İşte Amerika'dan, <laughs> Katar'dan yola çıkan Amerikan şirketi Exxon geliyor. Yani bunlar buraya gezmeye gelmiyor. Buradaki bu hidrokarbon yataklarını bulmaya geliyor. Ve buradaki hidrokarbon yatakları bugünün meselesi değil. Bu bizim torunlarımızın şey enerjisi. Yani biz bugün buradaki to bunu çıkarmak, hani biraz önce konuştuk ya, çok pahalıya geliyor. Evet, doğru. Ama bu bugünün işi değil. Bu önümüzdeki yani petrolün azaldığı süreçlerde ikame edilecek olan bir enerji. Dolayısıyla bütün dünyadaki ülkeler buna önem veriyor. Tabii ki Doğu Akdeniz'de her ülkenin farklı farklı düşünceleri var. İşte Libya'da bunu gördük. Yani yani Libya'daki soruna bütün neredeyse dünyadaki ülkeler katıldı. İşte Çin'in söylediği gibi Afrika'ya geçme, işte oradaki liman edinme yine benzer şekilde Rusya'nın Libya'da yani bunlar var. Ama burada Olağanüstü miktarda bir enerji var ve bu enerji, bütün dünyada da bu savaşlar hep enerji savaşlarından çıkmıştır. Yani Akdeniz'deki bu kadar sıcak gelişmenin ana temeli enerjinin çok olmasıdır. Peki e, şunu da. da sorayım sonra e, Sayın e, Aslan'a döneceğim. Evet soydaşlarımızın ölüsünü de dirisini de yalnız bırakmayız dedi bugün o olayla ilgili. Tatbikattan az önce evet, söz evet. ettik, Yorgo Kırbaki'den de bilgileri aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi buydu. Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanını silahla taradılar. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız Gereğini de vakti saati geldiğinde yaparız. Nereden söz ediyoruz? Gökçe Pınar Köyü'nden Gökçe. söz ediyoruz. Yunanistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafa Çova Belediyesi'ne bağlı. Oradaki Gökçe Pınar sakinleri ve işte köyün yetkili isimleri diyorlar ki bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Karşılaşıp askerlerle yüz yüze gelince tabii ki tedirginlik ve korku yaşadık. Endişe duyduk diyorlar. Niye yani, böyle bir yola başvurulur? Ne yapmak Yani bu çok böyle... Ee... Pespaye yani hiç uluslararası e, ilişkilere yakışmayan devletler hukukuna, devletler arası ilişkilere yakışmayan işte Yunanistan'ın yaramaz hani çocuk dedikleri e, zirzop Şımar. eylemlerinden, şımarık çocuk bu eylemlerinden bir tanesi. Yani güya işte bak siz böyle yaparsanız biz de sizin ülkemizde bulunan e, işte e, azınlıklara, sizin vatandaşlarınıza işte gözdağı verir tarzda bir yani şey bu bize. Bu gerilimi artırmayı tercih etti. Evet yani, yani biraz önce mi? nedir bu? İşte biraz önce e, Sayın Kırbaki dedi ya gerilimi azaltma ile ilgili e, sözünü tutmadı. Bu da o sözünü tutmadı sürekli işte gerilim yaratmak. Avrupa Birliği ülkelerini belki bu gerilim nedeniyle bir arada arkasına toplayıp Türkiye'ye karşı birleştirme çabası var ama bunun da imkansız olduğunu yani hukuki olarak söyleyebiliriz. Şöyle ki şimdi Avrupa Birliği'nin uluslararası ilişkiler ve e, güvenlikle ilgili e, yaptırımlarında oy birliği gerekiyor. Bu oy birliğini işte 31 Avrupa ülkesi içerisinde sağlaması mümkün değil. Yani hele hele Almanya biraz önce öğrendiğimize göre Almanya buna karşı çıkıyorsa zaten bizim biliyorsunuz daha önce de bize karşı bir yaptırım çalışması vardı. Macaristan'la Bulgaristan karşı çıktığında bu yürürlüğe girmemişti. Burada ise bu konsensüs hiç sağlanmamış anlaşılan. Ya böyle bir bu, konuda ortak hareket edecek kadar kuvvetli Zaten değil Avrupa Birliği. Zaten şeyin de dayanışmasının en yüksek olduğu anda bile yapamamıştı bu hamleleri. Dün şeyin açıklaması vardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükümet sözcüsünün diyor ki Türkiye ile birçok Avrupa Birliği ülkesinin farklı farklı ilişkileri var. Biz bunu talep ediyoruz ama ben böyle bir e, birlikteliğin, oy birliğinin sağlanacağına inanmıyorum. Beklemiyorum diye açıklama yaptı. Yani kendileri burada bence büyük bir skandal oldu bana göre yani Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa Birliği içerisinde kendisinin yarattığı kadar bir etkinliğinin olmadığını gördük Yunanistan ve Rum kesiminin bu da bundan sonraki bizim yapacağımız stratejik adımlarda bizim aklımızın bir köşesinde bulunacaktır mutlaka. Bu bir, önemli. Bir müttefik ekleme bulamadı istiyorum diye ifade şeye. etti. Yani bir arayış verdi. Evet. Şu demin, anda müttefik bulmuş değil dedi Yunanistan. Yorgo Kırbaki evet. evet. Şimdi evet. hocamın demin açıkladığı raporda, evet. 2010'daki raporda Levant bölgesinde potansiyel olarak doğalgazın 3.45 trilyon metre küp olduğu yazılı. Ayrıca Amerika'nın gayri safi milli hasılası 22 trilyon dolar ve Paris İklim Anlaşması'na göre hidro, fosil yakıtlar yasaklanmaya doğru gidiyor. Enerji artık füzyon, yapay güneş yapıldı. Yenilenebilir enerjiye doğru gidiyor. Yani enerji şeyim. kaynakları farklılaşacak. Farklılaşacak evet. Çünkü mesela Almanya 2038'de dizel yakıtı yasaklama kararı aldı. Birçok ülkede de yasaklanacak elektrikli arabalar Türkiye bile şu an elektrikli araba, elektrikli araba kullanımına, üretimine yöneliyor. Dolayısıyla enerji konsepti gelecekte farklı olacak. Bunu ben söylemiyorum. Paris İklim Anlaşması'nda göre Birleşmiş Milletler söylüyor. Türkiye'ye de ciddi yap Birleşmiş Milletlerin desteği oldu yenilenebilir enerji konusunda. Tüm dünyada böyle gidiyor. Peki yani evet. e, hani siz gelecek Kezokarbon, petrol, çocuklarımızın de yok, petrol demedim. Mısın? Kaynağı, enerji kaynağı Ener olacak. Hidrokarbon, yani hidro doğal gaz türü bir şey, öyle çok e, dünyayı kirleten veyahut da o petrol gibi, dizel gibi bir şey değil yani. Peki. O yüzden e, hatta şöyle hatırlayın, İsrail, İsrail'in kendi e, ekonomik bölgesi, Minaşir ekonomik bölgesinde buldukları petrolü, daha doğrusu hidrokarbonla ilgili çıkarıp taşımakla ilgili üç ülke anlaşma bile yapmıştı aralarında. Yani sonra vazgeçildi hatırlayın çok pahalı bulunuyor adı da. Şu konunun belki bir katkı olarak altını çizebiliriz. Hani Ben de dedim şu an yatakların bulunan yatakların hele ki de e, Türkiye'yi bypass ederek tamamen Akdeniz üzerinden bir boru hattıyla e, Avrupa'ya taşınması ekonomik olarak çok makul e, değil diye. Fakat bu bugünün şartlarıyla konuşulan bir şey. Yani bu torunlarımızın enerjisi bu. Yani, bunu Kaynakların bilirim. hepsi için şu geçerlidir azaldıkça kıymeti. Bina. artar. Yani gelecek nesiller düşünüldüğünde bugün işletmeye değer bulunmayan kaynaklar çok kıymetli hale gelebilir. Sayın çiftçi de diyor ki gelecekte diyor başka başka enerji, enerji de. konsepti o, değişecek. Da Bir ikincisi ben gaz problemi yok demiyorum. Var ama Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, Fransa'nın buradaki mücadelesi ayrı, Yunanistan ve Türkiye'nin ayrı. Yani bir biri, gaz var ama daha çok diğer jeopolitik hesapları da göz ardı etmemeliyiz. Onları da ayrıntılı söylüyorum. konuşacağız.